Peki, şimdi tabii ki seçim kulisleri biz televizyon programcıları, siyaset tartışanlar bize çok kulisler geliyor ve devamlı insanlarla bir aradayız. Bir de siyasi yetkililerle de bir aradayız, siyaset aktörleriyle de bir aradayız. Şöyle bir öngörü de var. Yani seçime doğru İyi Parti'nin de aslında Altılı İttifak'ta çıkabilecek bir anlaşmazlıkla Cumhur İttifakı sırf kazanma saltanatın elinde bulundurmak için İYİ Parti ile de ittifakta olabilir. Yani hedefinde başbakanlık olan Meral Akşener'e Cumhur İttifakı'nda da görev verilebilir. Cumhurbaşkanı yardımcı verilebilir. Yani fiili başbakanlık yaptırılabilir. Bu da Erdoğan hoşuna gider şekliyle. Kulislerde hep bu tip tartışmalar var. Siyasette olmaz diye bir şey yok değil mi hocam? Onu biliyorum ben. Olmaz olmaz. Evet. Ama bunu hani pek de ihtimal dahilinde görmem. Yani nasıl bir ihtimal dahilinde olabilir? Yani Cumhurbaşkanlığı konusunda bir uzlaşma yakalanmaması durumunda böyle bir ayrılmanın dahi olmayacağını düşünürüm ama bir şartla, bir farklı faktörle. Diyelim ki Meral Hanım ayrı aday oldu, Kemal Bey ayrı aday oldu. İkisi de mümkündür. Bu ama ittifakı dağıtmaz bence. Evet. İkinci turda çünkü gene ittifak Birbirlerini devam edecek. desteklerler. Birbirlerini Evet. desteklerler. Ama şöyle bir farklılık olabilir. HDP masaya oturursa altılı masaya ilave İyi olarak Parti kalkar oturanlar mı o İyi masadan? Parti kalkar hiç şüphesiz. Emin misiniz? Kalkar. Ama bu şey olarak söylüyorum. Masaya resmen oturmaktan söz ediyorum. Evet, resmen. Ha, Perde arkasında değil. Evet, evet. illegal oturmak Destek başka bir açısı şey. ayrı konu. Aa, tabii Aslında tabii aynı yani şey, değişen bir şey yok. fark eder. Yani şöyle meşruiyet açısından ve kamuoyundaki algı açısından şöyle fark eder. Yani HDP der ki ben seçmenimi serbest bırakıyorum kardeşim. Masaya alıp kaybedeceğimi bile bile seçime girmem diyebilir İyi Parti diyorsun. Evet. Evet, ama perde arkasında bir destek varsa nasıl oldu bu belediye başkanlığı Ha öyle. seçimlerinde Öyle bir şey onu olursa kabul edebilir. ona itiraz olmaz ama masaya oturtacağını düşünmüyorum. Yani mesela 2015'te Kemal Bey'in hani şöyle bir şey teklif etmişti hatırlarsanız. 7 Haziran seçimlerinden sonra hükümet kurulamayınca Devlet Bahçeli'ye dedi ki siz hükümet kurun. Evet dedi. Ondan sonra biz dışarıdan destekleyelim. Destekleyelim dedi. Ama biz de değil HDP de var onun içerisinde. Evet. Şimdi MHP'nin tarihsel kökenine bakarsanız MHP'nin asla ve asla HDP ile bir araya gelemeyeceğini görürsünüz. Yani o kanatla birlikte ittifak yapmasının mümkün olmadığını Ama destek görürsünüz. konusunda problem yok. O ayrı bir şey. Evet, Yani tamam. Erdoğan'ın Ayırmak pragmatik gerekiyor. ayırmak gerekiyor. Ya Meral Hanım da aynı şekilde yani böyle bir resmi ittifak içerisine girmez bence.